Ben çıkıyorum hemşire. Yapmam gereken işler var. Peki abi. Sen Güllü ile alakadar olursun değil mi? Tabii. Merak etme sen. Layığınca olurum. Âlâ. Akşam görüşürüz o halde. Tamam. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Yok halde. Evet, abim rica etti. Kendisi gelene kadar seninle ben alakadar olacağım. Sağ olasın. Bebeğime bir şey olmadı ya. Başka hiçbir şey istemem. Bebek. İnşallah abimlendir. Ne demek istiyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aşk hayatın diyorum. Biraz karmaşık görünüyor da. Aynı çatı altında hem kocan hem eski sevgilin. Senden korkulur. İyi cesaret doğrusu. Eski sevgilini şoförün olarak işe aldırdın mı? Bebek Kemal'den olabilir. Belki de bir başkasındandır ha? Böyle bir şeyi nasıl söylersin Halide? Boşuna inkar etme. Her şeyi öğrendim. Kemal'le neler yaşadığınızı biliyorum. Bizzat kendisinden dinledim. Bak, vaziyet hiç de zannettiğin gibi değil. Bir şey zannettiğim yok. Her şey ortada. Kemal'i bu çiftlikte işe ben aldırmadım. Hatta gitmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama dinlemedi, inat işte. Madem gitmesini bu kadar istiyordun, niçin her şeyi en başından olanı bitene abime anlatmadın? Abim duyduğu an Kemal çiftlikten giderdi zaten. Ama senin bunu istemediğine eminim. Sen Kemal'i gözünün önünde tutmak istedin. Yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Senin nasıl bir yılan olduğunu biliyorum Serap. Bu da bana yeter. Ne Serap'ı? Güllü. Güllüsün sen. Teneke mahallesinin güllüsü. Çiftlikte kalmak için çok uğraştın ama olmadı. O karnındakine de güvenme. Serap olarak burada son günlerinin tadını çıkarsan iyi olur. Kemal yerine birini bulunca gidecek. O gider gitmez de ben abime her şeyi anlatacağım. Artık yalanların seni kurtaramaz. Sen de geldiğin çöplüğe geri döneceksin. İstersen söyle, çekinme.